Özgür Bey gazeteleri beraber okuyalım. Tabii. Karar Gazetesi bu işin bir sahibi var mı diye ya. soruyor. Ben de size bunu sormak istiyorum. Şimdi bak, dolar 770. Ki dün Ali Babacan buradaydı tam sizin bulunduğunuz yerdeydi. Doları 7'lerde tutmak için 120 milyar doları Doğru. yaktık dedi. Euro 9. Valla bu işin bir sahibi var. Şahsım diyordu ya. Verin şahsıma oyu diyordu. Görün bakalım kurla nasıl mücadele edeceğiz. Ben tek adam rejiminin başladığı günden almış Sayın Babacan. Biraz daha eskiden alayım. Aslında tek adam rejiminin fiilen başladığı bir gün vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te başbakanlığı bıraktı, köşke çıktı. Ama ne partinin üzerinden elini çekti, ne ekonominin ne başbakanın. O yüzden Türkiye'de büyük krizler oldu, başbakanlar değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te köşke çıktığında 1 dolar 2 liraydı ve şahsı 1 doları 1 lira yapma hedefi vardı. Yiğit Bulut öyle söylüyordu mesela. Öyle söylüyordu baş bana. 2 dolarla başladılar. O hal ilan edildiği gün 1 dolar 2,5 liraya çıkmıştı. Rejime kast eden 16 Nisan anayasa değişikliğinin olduğu gün 3 liraydı. 24 Haziran'da 4,5 liraydı. Bugün 7,7 lira. Yani sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yani bu atanmış bakanların olduğu 2 yılı biraz geçtiğimiz bu sürede 4,5 liradan 7,7. %68 arttı. Yani parandaki, cebindeki paranın değeri %68 azaldı bu sistemden dolayı. Ve bu sistem için o isterken verin yetkiyi bu kardeşinize döviz nasıl düşürülür, işsizlik nasıl düşürülür, istihdam nasıl arttırılır göstereyim diyordu. Gördüğümüz bu. Hmm. 2 liradan aldığı Cumhurbaşkanlığı ünvanı taşıdığı sürece 2 liradan aldığı doları 7,7 liraya getirdi. Neredeyse 4 kat. %360 artmış. Bir gecede devalüasyonlar alıp para %40 değer kaybedince Türkiye'de yerler, yer yerinden oynuyordu. %68 sadece bu dönem, Cumhurbaşkanlığı dönemci 6 yılda 100 %350 liralık %350'lik bir artışa karşılık geliyor. 2 liralık doları 1 lira yapacağım diye alıp neredeyse 8 liraya getirdiler. Sebebi şu. Ne? Sebebi ekonomi yönetimi dünyadan bağımsız. Dünyadaki gerçekleri görmeden işte ben faizi düşürürüm, faizi düşürerek her şeyi düşürürüm diye kişisel bir saplantı. Ve makroekonomik ekonomi konusundaki kendisine yapılan uyarıları dinlemeden olmaz. Dışarıdan Türkiye'ye bakıldığında görüntü şu. Türkiye'yi kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan. Ekonominin başında kim var sorusuna cevap Berat Albayrak derseniz eğitimini sorarlar. Ama damadı yönetiyor deyince eyvah derler. Bu bir demokrasi görüntüsü değil. Bu bir Orta Doğu görüntüsü. Bu emirliklerde şey Ama bir şey diyeceğim. Olur. Amerika'da da mesela Trump'ın damadı da çok etkili. O şey da çok. Gör şöyle otoriter popülist liderlerde böyle bir hastalık var. Demokrasi tek adamlıktan ve aile rejiminden bir işi en iyi yapana, işi ehline teslim edilecek ve seçilenlerin yöneteceği bir rejime evrildi. En iyi yapacak kişi Berat Albayrak ise? Şöyle bir soru sorarım o zaman. Erdoğan'a sordular uçakta. Berat Albayrak'ı göreve getirdiniz ama makro ekonomi eğitimi yok. Yani ne demek makro ekonomi? Faiz bilecek, enflasyon bilecek, döviz rezervlerini bilecek. Yani bütün büyük ekonomik göstergeleri kontrol edecek şey. Cevap verdi. Marmara Üniversitesi'nde 6 ay kurs gördü dedi makro ekonomide. Cevabı bu. Şimdi gerçek demokrasilerde 6 ayda hızlandırılmış kursla damattan bakan yapmazlar. Eğer en iyisini o öğreten kişi biliyorsa hiç olmazsa o öğretmeni bakan yaparlar. Bir şey soracağım. Öğrenmeye muhtaç olan Özgür adamı Bey, değil. Şimdi mesela bugün şu ana kadar bir beş kere ya da altı kere söyledi. Tek adam rejimi tek adam. Türkiye'de tek adam rejimi var. Yani e Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var bizde. Şimdi. Ya yani başkanlık hani gerçi başkanlık gibi değil de bu. Türk usulü başkanlık. Şöyle bir şey söyleyeyim. Değil söyleyin. mi? Şimdi başkanlık sistemlerinin bir iddiası vardır. Kuvvetler ayrılığı. Evet. Mesela Amerika'da çok katı bir kuvvetler ayrılığı var. Örneğin Salona kim girerse girsin hakimler ayağa kalkmaz. Tabii. Bizimkiler adli yıl açılışını gidip sarayda yapıyorlar. Hmm. Oysa ki 1200'lü yıllarda demokrasinin ilk öncülü, ilk parlamento başladığında imzayı nerede yaptılar? Kralla karşısındaki halk, papa çayırda attılar. Neden çayırda? Tarafsızlığa vurgu olsun ya diye. 1215 Magna Kartalardan itibaren getir. Çay, çayırda imza attılar. Neden bilmiyorlar mıydı saraya gidip papa e, orada Kralın yapacağı ikramları yiyip içip hmm. orada yapmayı tarafsızlığa vurgu. Yıllardır Türkiye adli yıl açılışlarını adli yargı, yargıya ait salonlarda, yetmezse de yargının kendi bütçesinden, hepimizin vergileriyle ayrılmış bütçesinden kiraladığı salonlarda yapardı. Cumhurbaşkanları da Özal'da, Demirel'de, Necdet Sezer'de, Korutürk'te kalkıp giderlerdi o salondaki törene katılırlardı. Hmm. Bu yargının Bağımsızlığına bir saygıdır. Şimdi külliyede yapılması mı sorun? Şimdi külliyede yapılması bir, şeklen bir sorun, yapmamak lazım. İki, zihnen bir sorun. Hmm. Cumhurbaşkanı salona giriyor, hepsi birden ayağa kalkıyor. Yargıçların önünde cübbesi var, neden düğmesi yok? Kimsenin önünde düğme iliklemez onlar. Ben genel başkanımın önünde düğme iliklerim. Herkes kendisinden kıdemlinin önünde ilikler. Askerler düğmeleri ilikli gezerler, komutan görünce selam çakarlar. Ama yargıçlar düğmesizdirler. Ama bizimkiler olmayan düğmeleri ilikliyor böyle Cumhurbaşkanı'na karşı. Şöyle bir yüksek yargı görüntüsü olmaz. Şöyle. Yapmamak lazım. İkincisi kuvvetler ayrılığı yasamayla yürütmeyi de birbirinden ayırır. Bugün milletvekilleri listesini yapan Recep Tayyip Erdoğan yasamayı yapıyor kendisi, kendi partisi açısından. Bakanları atıyan da Recep Tayyip Erdoğan. Yasamayla yürütme ayrılığı da yok. Biz ne yapamıyoruz? Eskiden bakanlar kurulu geliyordu. Örneğin Tansu Çiller onu anam evet. veya... Mesut Yılmaz evet, şifa dileyelim şifa hastanede dileyelim. Hı hı. Mesut Yılmaz Bakanlar Kurulu listesini yapıyor Getiriyor Mecliste listeyi okuyor Ve ülkeyi nasıl yöneteceğini Hükümet programını okuyor oy alıyor Güven oyu alırsa milletin temsilcilerinden Göreve başlıyor Anladım. Güven oyu almazsa Bakanlar Kurulu başlamıyor Atadığı bakanlardan biri Yanlış bir iş yaptı örneğin Süleyman Soylu Daha geçen döneme kadar Hatalı bir iş yaptığında gen soru veriyorduk Gelip baş, şurada oturuyordu 10 dakika çıkıp iddia sahibi Süleyman Soylu'nun neyi yanlış yaptığını anlatıyordu. Her parti örneğin... Bir ara vermem çok lazım. Çok hızlı bitirin. Bütün partiler eleştiri ya da destek. 20 dakika kendini savunuyordu, da oyluyorduk göreve devam etsin. Şimdi milletin değil de tek adamın bakanı olduğu için şu denetimden de muaf ve son derece küstah ve saygısız bir şekilde bakanlık yapıyor. Kimseyi dinlemiyor. Bir reklamlara gideceğiz. Tabii ki. Dün Ali Babacan sizin bulunduğunuz yerde dedi ki Özgür Bey, Türkiye'nin bir numaralı sorunu... Ekonomi ve işsizlik dedi. Sizce? Kesinlikle doğru. Çünkü ekonomi ve işsizlik herkesi kesen, herkesi rahatsız eden hepimizin geleceğini karartan bir durum. Hani aynı gemideyiz diyorlar ya sıkıştıklarında yani zulmediyorlar ediyorlar dönünce hakikaten ekonomi gemisi öyle bir gemi ki o su aldığında içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kimsenin canını kurtarması mümkün değil. Bu yüzden çok önemli. İşsizlik aynı dövizdeki artış gibi tek adam rejimi boyunca yani 24 Haziran tarihinden itibaren kontrol edilemez bir şekilde ileriye gidiyor. Kaldı ki işten çıkarmayı yasaklayan Covid döneminde işten çıkarmayı yasaklayan bir yasal düzenlemenin koruyuculuğuna rağmen böyle gidiyor. Bugün esas TÜİK'in verdiği rakamlar içinde bile artık genç işsizliği %30'a yaklaştı. %26'ları buldu ki TÜİK'in rakamları nasıl makyajladığını biliyoruz ve geniş tabanlı işsizlik denen yani TÜİK şöyle yapıyor. Geçen ay iş arıyormuş. Bu ay iş aramaktan yılmış. Cebinde parası olmadığı için iş aramaya gidemeyeni bile işsiz olarak saymayan, işsiz olarak görmeyen bir yaklaşım var TÜİK'in. Ve böyle olunca geniş tabanlı işsizlik denen, iş arayanları, iş aramaktan yılmış olanları veya ikinci bir işte çalışanları, yani örneğin atanamamış bir öğretmenin geceliğin taksi kullanmasını bile işsizlikten saymayan bir anlayış var. Geniş tabanlı işsizliğe baktığınızda yüzde 34-35 olarak hesaplanıyor. Bu da her üç kişiden birinin gerçek anlamda işsiz olduğunu gösteriyor. Bir ülkenin taşıyamayacağı bir yük bu.